Tabii. Şey, Tarzan Rıfkı'da Zeki var ya, Dinçer Çekmez'in canlandırdığı. O mafya babası da Mehmet Ali Erbil'in babasıdır, değil mi? Saadettin şey, Erbil. Evet evet, süper oyuncudur yani. O diyor Zeki, sen bir daha plan yapma. Hakikaten bir daha plan yapma abi. Hakikaten Eşref Hakimi, Mönye nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Bak, ideal bir takımda 4-4-2 falan oynamak istiyorsun. Bir sağ bek Mönye olur. Sağ ön oyunu Eşref Hakimi oynatırsın. İşte 4-3-3 oynayacaksın. Eşref Hakimi sağ önde oynatırsın. Tamam mı? Oynat yani. Arkaya yine sağ bek Mönye'yi koyarsın. Ama Mönye hiçbir maçta, hiçbir mevkide direkt Eşref Hakimi'nin yerine, Eşref Hakimi'nin yerini doldurması için oynatılmaz. Böyle olur. Ya Eşref Hakimi o topu var ya, ayağıyla değil, yani oyun kurallarının izin verdiği vücudun herhangi bir bölgesiyle atabilirdi. Çok ciddi söylüyorum. Anladın sen ne demek istediğimi? Yani. Gerçekten de. O topu sen Bayern Münih'e karşı atamazsan 2-0 öndeyken böyle tık 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 gelir. O hakikaten alan. Ben de Dileniymiş bu arada. Bizim Dileniymiş. Dileniymiş. Evet, evet. Doğru diyorum. Sergen, ha, benzerlikler için hazır mısınız? İkinci gol de Hazal. Evet. Bravo. Evet. Sergen Bey. Sergen Bey bu arada Sergen Yalçın değil. Bizim programımız yapımcılarından Sergen Bey. Ben Sergen'e hatta kızınca Tümer diyorum. Oradan biliyorsunuz. Yani bugün Sergen'sin. Bugün Tümer değilsin. Şu benzerliği hazırla. Çok basit. Piyanist Richard Clayderman. Tabii. Jürgen Klinsmann. İkisini yan yana koyuyorsun. Şimdi bunlar bulur fotoğraf. Abi benzemiyorlar falan. Benzeyenleri bulun. Çok benziyorlar çünkü. Neyse, maçın kalanına gider. Fotoğrafları bulun abi. Ama mesela Bayern'de benim dikkatimi çeken şu. Maça dönelim ama. İşte Goreska'yla bir dönelim. O nasıl gol yani? Evet. Yok, çok fazla geriye düşmeye başladı Bayern Münih. Farkındasın değil mi? Maçlarda. Yani evet. Arminia Bielefeld maçında da öyle. Eintracht Frankfurt maçında çeviremedi bu arada. Onu söyleyelim. Hani Schalke'yi geçiyorum. Hep bir gol yiyor ve sonra geri dönüyor. Gol yiyor, geri dönüyor. Gol yiyor, geri dönüyor. Ama işte mesele bunu becerebilmek. Sadece Dortmund'a karşı da becermiyor. Her bütün takımlara karşı becerebiliyor. Çok azdır hani. Eintracht Frankfurt gibi muazzam bir takıma karşı geri dönüşü sağlayamıyorsun. Öyle sıkıntı oluyor. Ama o 2-0'dan sonraki baskı da, maçın ikinci yarısındaki baskı da çok kaldırılabilir bir baskı değildi yani. Yani Ali, şu şeyi dönüştürmek için, bu gol yeme sorununu halletmek için yılların stoperi Süley'i sağ bek aldı. Evet. Ama evet, yani Süley orada hiç fena oynamıyor. Gerçekten fena oynamıyor. Ama yine beklenen gol yeme sorununu çözmek adına da hani kilit karar o olmadı sonuçta. Yani çözmedi. Yine yiyorsun. Yine yiyorsun. Yine yiyorsun. Evet. Ya burada bir de şey dedi. Mesela Haaland'ın attığı çok daha zor goller var. Bunlar Haaland için kolay goller yani. Evet. Yani 10 dakikada 2 kere Haaland'ı kaçırdın. Bak bir şey söyleyeceğim bir de. Maçın sonunda yine Boateng sakatlandı sonlara doğru. Yerine bir Javi Martinez girdi son 20 dakika falan. Evet. Yine yani stoperde Javi Martinez, Alaba ile oynuyorsun. Abi Bayern kariyerinin çok büyük kısmını stoper oynamadı Alaba. Javi Martinez de defansif orta saha. Stoperde oynayabilse de yani asıl defansif orta saha oynaması için transfer edilmiş bir oyuncu. Bak bu işte stoper meselesi. Bayern Münih bile olsan net stoperlerin, sabit uyumlu stoperlerin yoksa golü yersin. O yüzden bu sene şampiyon kazanma meselesi o kadar da kolay olmayacak. Tabii çünkü Leipzig geliyor arkadan. 2 puan geridesin. Yani Leipzig'de çekişiyorsun ve bu arada Sörloth hayata döndü biliyorsun. Evet. Leipzig'de. Evet. Yani ya beklenen o. Oynadı. Beklenen o. Evet. Ve daha önce yapmasını bekliyor muyduk ama işte bir 6 haftalık antrenmansızlık ve Nagelsmann onu transfer olduktan ve artık hani kadroya girmeye başladıktan bir hafta sonra bir maçın ikinci yarısında oynatmıştı böyle. Kısa boylu bir oyuncunun yerine falan böyle bir denemişti. Lan olacak mı olmayacak mı yoksa Sörloth'un ki bir sezonluk bir performans mıymış falan derken yok, bir sezonluk bir performans değilmiş. Ama Sörloth evet de düzeni değiştirdi. Yani genelde böyle 3-1-5-1 gibi oynatan hoca değil mi? Yani tabii. Bu kez bayağı net bildiğin 3-5-2 gibi oynadılar. Tek defansif orta saatte Kevin Campbell oynadı. Ve çift santrafor gibi oynadı Sörloth ve Poulsen. Evet. Böyle de çok daha etkili oldu. Bence milli takımda da Haaland'la beraber zaten o çift santraforda bayağı iyi oynuyorlar. Ya bunu da oynayabilen bir oyuncu Sörloth. Sörloth ya o 4-3-3'lerde sol ön sağ önde öyle işte Wakayama falan gibi rahat geçen yerleşik savunmanın dengesini bozan, ona yakınında bir kenar forvet, çözücü kenar forvet olacak veya da Ekuban tarzı oyuncu olacak. Yani santraforu ikileyen falan işte milli takıma bu mesela direkt o 3-6-1 diye tabir edeceğimiz düzende ya Poulsen'in yaptıklarını
yapabilecek bir oyuncu değil. Çünkü Poulsen başka bir şey. Poulsen Hamal santrafor. Hakikaten Hamal. Nasıl? Poulsen alt liglerden beri oynuyor zaten. Bu özellikleri nedeniyle oynuyor. Bence çift santrafor için iyi bir ikili karışımı. Bakalım buradan işte şampiyonluk yarışı enteresan yere gerçekten gidebilir ama ben daha çok Bayern yine bir şekilde Bundesliga'da şampiyon olsa da ben Şampiyonlar Ligi için sabit, ezbere sayılamayan stoper ikilisi sorununun Şampiyon Ligi'ni bu sene kazanamamanın en büyük sebebi olabilir eğer kazanamazlarsa diyorum. Lewandowski'ye rağmen Kimmich'le Goreska, PES kardeşim ya. Hakikaten PES ya. Goreska nasıl oradan attın? Tamam çok iyi şutursun, çok severiz seni ederiz de ne yaptın abi? Bitirdin adamları ya. Bak ben mesela bir ara şeyi düşünmüştüm, söyledim ya. Ya bu Gladbach'ta devamlı alt lige düşüyor falan. O da Borussia, o da Borussia. Sonra kim takar Aleyce'ye? Yakın arkadaşların işte kim diyecek sana? Ulan Gladbach'ı bıraktım ha. İyi ki tutmamışım. Bu Bayern'den çek çek yıllarca. Çile bülbülüm çile. Bir de yani takım devşirip aynı Bayern yine karşında yine üzüyor, yine sıkıyor. Ya bekler miydin abi şimdi? Tamam Goreska çok iyi şutursun falan da o dakikada oradan o vuruşu bekler miydin ya? Yok hayır abi. Bekleyemiyorsun. Beklemediğin gibi bir de daha farklı bir iş de oluyor. Senin bütün zincirini kırıyor ondan sonra Goreskor'da. Yani bütün, abi, artık bütün zincirini darma duman oluyorsun yani. Ne yapacaksın abi? Bir de zaten genç takım. Terzic zaten orada 2-0 olunca dur bakalım bir tarih yazacak mıyız acaba dedi. Yazamadı. Üzüldüm de Terzic için de bayağı üzüldüm yani. Ama farkındaysan 35-36 gibi yedek kulübesinde bir ara şeyi gösterdi. Terzic'e yardımcılarını gösterdi. Babaların sahaya bakışı şeydi. Abi galiba öbek taşı vardı ya. Tabii yani olmayacak bu iş demişlerdi yani. Geliyor birazdan falan diye. Bayağı adamlar sancı çekiyordu kendine. Normal yani taktiksel açıdan düşünüyorsun ne yapabilirim? Ne yapabilirsin abi yani? Hakikaten ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin ya? Haaland sakatlandı bir de. Hani ne yapabilirim diye düşünüyorsun. Hani ne yapabilirsin? Evet. Haaland üçüncü bir gol bulabilirsin değil mi? Yok Haaland da sakatlandı. Bir de yerine o genç oyuncu girdi. Tigges. Farklı oyuncular yani sonuçta. Evet. Brandt girdi. Thorgan Hazard yerine. Yine farklı oyuncular. Bu sene zaten Brandt'ın kötü bir sezon. Bu Brandt da acaba bu Brandt Liverpool'lu falan olabilir mi ya? Bu kadar düşüş yaşayan bir tek Liverpool var. Evet. Var mı başka böyle bir oyuncu? Geçen sene tozunu atıyordu ligin. Müthişti yani. O 3-4-2-1'e çevirdikten sonra Lucien Favre müthişti. Ay, izlemeye doyamıyordum ben. Çok beğeniyordum yani. Eşref Hakimi, Brandt falan. Dortmund maç olsun izleyelim. Şimdi oyuna giriyor. Diyorsun ki hay Allah Brandt'tan başkası yok muydu alacak falan. Gerçekten yok. Yani zaten işte Moray girdi. Bellingham girdi. Ya Bellingham çok genç bir oyuncu. Çok iyi oyuncu. İşte Reyni'ye benim sezon başı çok şey beklediğim Real Madrid'den kiralık gelen. Ya çünkü Royce devam edemiyor artık bu kadar dakika. Yani hatta daha 6 dakika fazla kaldı. Normalde 70'te çıkarıyor. Evet. Ben Edin Terzic için talihsiz olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan. Yani Dortmund'da birçok oyuncu Dortmund kariyerlerindeki en düşük seviyedeler veya en stabil seviyedeler diyeyim. Yani hiçbiri Haaland hariç şu anda Haaland dışında bir tane isim üzerinde olan geldiğinden beri çok daha iyisini oynayan bir oyuncu var mı? Yok. Tek bir oyuncu var. Şöyle söyleyeyim. Bu takım 2022-2023 sezonunun takımı. Ben öyle ifade ediyorum Borussia'da. O zaman eğer tutabilirlerse ya tabii o tutamazlar. Tutmazlar. Satılır yani oyuncular. Ben yani, Haaland bak Haaland biliyorsun. Millet şaşırıyor. Bu Haaland'ın City ilgisi nedir? Ne ilgisi olacak? Anlatıyoruz ya. Babası City'de oynuyordu diyoruz ya. Allah Allah ya. Yalan mı söyleyeceğiz? Aç bak işte United Leeds'te de oynadı. Evet ama asıl City'de. Hani bir de böyle City'de babası bayağı çok saygı gören bir oyuncuydu. Sevilen oyuncuydu. Çünkü Manchester derbisinde Roy Keane'le yaşadığı sakatlığa sebep olan kavgalar, dövüşler falan. Kült oyuncuydu. Kült. Çok ayrı sevilen oyuncuydu. Abi şimdi oğlu daha yetenek. Çok daha yetenekli bir de yani. Neyse o da savaşçı. Bak babadan onu almış yani. City formalı resimleri de var bir de çocuğun. Ya abi olacak. Babası City'de oynuyor yıllarca. Ne olacak yani? Gidip herifin şey olacak. United formalı fotoğrafı olacak hali yok yani. Hani baba tamam Norveçli de o kadar da değil yani. Belçika'da Didi Lambdikelze'ye yaptı ya. Antwerp'ten ayrılmak istiyor. Baba izin vermiyorlar. Ezildiraki formalı falan. Evet. Onlar bayat numaralar ya. Çok güzel numaralar ama bayat numaralar. Ne olacak abi tabii. Yani şimdi bak Haaland gitti mi sen ne yapacaksın? Hadi Marco Rose hocayı getirdim. Vallahi ben kırgın değilim. Gerçekten. Kırgın değilim. Ama şüpheliyim. Ya Lucien Favre'den nasıl daha iyi olacak mesela? Daha iyi teknik direktör olacak ileride. Kesin. Marco Rose Lucien Favre'dan daha başarılı olacak. Çünkü
İşte benle yaşıt Marco Rose. Biz Lucien Favre 44 yaşındayken Lucien Favre'ın adını duymamıştık. Doğru. Duymamıştık yani. Daha çok her daha tabelle... sonra çıkış yapan bir teknik direktör. Evet, tabii de 50 yaşından sonra yükselişe evet. geçen bir hocam kariyerinde. Daha iyi olacak Marco Rose. Ama Dortmund daha mı iyi olacak? Marco Rose'u aldın. Çok iyi kaleci almazsan, çok iyi stoper almazsan, Haaland giderse ve Haaland'ın yeni dolu içinde Yusuf var değil mi? Genç oyuncu. Yusuf da bayağı yetenekli oyuncu. Yusuf değil mi çocuğun adı? Yusuf Mukoko evet. Altyapıdan geldi. Evet, evet. Mukoko komik isim. Tabii millet gülüyor ama gerçekten çok yetenekli, çok güçlü. Biliyorum birçok kişiyi izlerken Türkiye'de özellikle nüfus memurları mağarası var, küçültme bu falan filan. Abi acaba yeni kuşak biraz daha bize göre büyük olabilir mi o yaşta? Bizden daha zekiler. Yani fizik olarak da bizden daha üstün olmaları doğal değil mi ya? Evet. Yani abi zaman şeylerin hepsi böyle büyütme mi ya? Mesela 1960'lardaki futbolcuların hepsi yaşını büyütmüşler bunları. Böyle mi yani? Fizik olarak şimdikilere göre zayıflar diye. Evet abi bunu hiç kimse söylemiyor. Mesela George Best falan değil mi? Boyu uzun mu? Yok. Yok. O şey, Garinça adamın ayaklar zaten ters böyle. Hani. Tabii canım. Ters basıyor baba adam ters basıyor yani. Şimdi falan altyapıya hani zor alırlar maalesef. Adamın evet. o zaman da abi bütün oyuncular öyle ya. Ya yaşam tarzları öyle falan filan. Olacak tabii abi ne biçim büyütüyorlar o Dortmund altyapısında falan o makineler var. İşte tek tek her şeyi yazıyorlar ya 0,002 çinkonun bilmem neye oranı bunun 0,003 olması için ne yemesi lazım? İşte Yusuf Mukoko'ya veriyorlar şunu şunu yiyeceksin tam bu saatte yiyeceksin tam bir de beste desene. Beste desene ya sabah kalkacaksın 9'da. Tabii. Güzel çırpılmış yumurta yiyeceksin. Ne çırpılmış yumurtası ya falan der ya. Niye yiyeyim onu ya? Ben ne yiyeceğimi bilirim falan. Bütün futbolcular öyle o zaman ya. Ne onunla onu kayse ediyorsun. O çocuk çok iyi ama doğal bir golcü mü Haaland gibi? Haaland doğal bir golcü. Şampiyonluk ilk sezonunda vurduğu gol oldu adamın. Doğal golcü budur. Evet. Yusuf yani... Mukoko daha güçlü oyuncu. İşte acaba kenar forvet mi olur? Golcülüğü gelişir mi? Ama gelişmesi gerekiyor mesela. Haaland gitti direkt yerine Yusuf Mukoko'yu ekleyip yenebilir misin Bayern'i? İmkansız. Bayern'i yendin diyelim. Gladbach'ta Bayern'i yendi. Bayern'i geçebilir misin ligde Dortmund? Hayır. İşte zaten buralarda sıkıntı çıkıyor ortaya. O sebepten ki hani Marco Rose'de muhtemelen bir planı vardır ama. Haaland'ın da gidebileceğini düşünerek şimdiden belki de Dortmund'a uyabilecek bir planı Vaske'yle falan konuşmaya başlamışlardır. Var mı abi? Şimdi bu sene çok fazla izleyemiyoruz. Salzburg'da falan varsa bir Allah şey, inşallah bir... falan bir şey vardır. Hannes Wolf'la Lazaro'yu, eski talebelerini, onları da Dortmund'a alırsa, yani Gladbach'ta kalmazlarsa çok sevinirim ya. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.